Bütün Babacan'da gündemi konuşalım. konuşacağız Gündemde öne çıkan ne başlık ne varsa konuşalım. Hepsini konuşacağız tamam. Ama ben şöyle izleyicilerimize süreçten kısa bir şekilde bahse, Kısaca tamam. bir bahsedeyim Şimdi e, Ekrem oğlum YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 e, yıl 7 ay 15 gün hap, e, ceza aldı Şimdi bu cezanın neticesinde Akşener ve İmamoğlu ortaklığı diyebileceğimiz bir miting Saraçhane'de düzenlendi. E, bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Almanya'daydı. Şimdi apar topar yani bu mitingin düzenleneceğini öğrendikten sonra apar topar e, Almanya'dan geri geldi. E, ve Sayın Kılıçdaroğlu 16 milyon İstanbullu vurgusu yaptı. Ekrem İmamoğlu için Sayın Akşener de tam tersine 85 milyon vurgusu yaptı. Ee, aslında biz e, Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarından şöyle bir açıklamada bulundu dedi ki 2023 hayalimiz var dedi bu yapmış olduğu açıklamadan anladık ki aday olmak istiyor tam bunu demiştik ki e, Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu CHP'nin grup toplantısına davet etti ve orada e, bir baba oğul ilişkisinden bahsetti Sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları olduğu süreç bu şekilde ilerledi. Şimdi Meral Akşener'le de İmamoğlu arasında bir abla kardeş ilişkisi var. Ee, bunu biliyoruz. Baba oğul mu yoksa abla kardeş mi sizce? Yani ikisi de değil diye düşünüyorum ben. Yani böyle e, baba oğul da abla kardeş de birbirlerine e, çelme takmazlar. Ya da bir aile içindeyse, e, affedersen siyaseten birbirlerinin arkasına döndükler zaman bıçağı saplıyorlar. E, i̇şte kemiğe geldi, o diyor ki ya kemiğe geldi yeter sapladın zaten. Yok o çeviriyor böyle, kemiklerin arasına ciğere kadar saplıyor. O ciğere gitsin diye. Ama ondan önce Melisa izin versen e, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Buyurun lütfen. Bugün e, Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yakın arkadaşı İsmet Paşa'nın ölüm yıldönümü. Yani yaklaşık 49 yıl olmuş aramızdan gider İsmet Paşa. Benim demişlerim Malatyalı. Hı hı. E, bugünler için söylediği çok güzel bir söz var İsmet Paşa'nın diyor ki, eğer diyor bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmazlarsa o memleket mutlaka batar diyor. Yani bu devirde işte bu biraz önce konuşacağımız konular hı hı. cesaretle bu işte altılı masa artı bir dediğim ben, ki HDP'ye büyük haksızlık yapıyorlar büyük haksızlık yapıyorlar. Eee artı artı bir dediğim masanın hakkında konuşmazsak inanın götüler kadar cesur olmayız. Biz de cesaretle konuşmalıyız, bildiklerimizi anlatmalıyız diye düşünüyorum. Bu vesileyle hem İsmet Paşa'ya e, bu ölüm yıl yıldönümünde saygıyla anıyorum. Evet. Çünkü o bizim eee zaferlerinden sonra milletimizin Mustafa Kemal dediği gibi sen yalnız savaş kazanmadın, milletin maksadıyla yendi demiştir. Evet, şimdi... ve böyle hemşerimi de e, koca e, ikinci genel başkanımız anmış olduk anmış olduk, evet kesinlikle şimdi şöyle dönecek olursak Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu abla kardeş ilişkisi mi e, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baba oğul ilişkisi mi çok tartışılıyor bunu nasıl okuyorsunuz yani tabi sana... e, e, inan eskiden böyle şeyler yoktu sen çok gençsin pırıl pırılsınız gibi arkadaşlarım da öyle çok hatırlayamazsın. Siyasette karşıt mücadele vardı. Çıkardık, yarışırdık. meydanlara çıkarlardı, liderler oturur konuşurlardı. Son dönemlerde artık böyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı çıktı ortaya. AKP düşmanlığı da değil. Yani ben AKP ya da MHP ile ilgili bir şey değil. Yani. Bak Devlet Bahçeli de düşmanlığı demiyorum. Hı hı. Tamamen Tayyip Bey endeksli. Nedendir? Çok bilemiyorum. Ya o da ölümlü değil miyiz? Bir gün ölüp gidecek. Ama Adalet Vak Kalkınma Partisi eğer bu siyaset devam ettirirse Bundan da hoşlanmıyorsak, mühim olan ondan kurtarmak değil mi ülkeyi? Ama bu nedense böyle, bütün kendi işlerinde bütün şeylere rağmen, anlaşmazlıklara rağmen bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı almış başını gidiyor. Ya biz onu sandıkta yeneceğiz? Sandıkta yenmemiz gerekir diye düşünmüyorlar. O gece mesela Ekrem İmamoğlu'nun hakkında biliyorsunuz iki yıl ya da bir, 15 gün, evet, bir, bir ceza, ceza mı geldi? Daha kesinleşmedi ceza zaten biliyorsunuz Tabii. Ekrem İmamoğlu hakkında. Ama öyle bir ceza geldi. Ya genel başkanın yurt dışında Melisa bak iki tane şey var. Senin genel başkanın yurt dışında. Yani genel başkanın gitmesini tartışmıyorum. Bana göre gitmemeliydi. Yani o gün o karar verilecekse ne olursa olsun Kemal Bey'in Türkiye'den ayrılmaması gerekirdi. Hiç. Ama gitti diyelim. Gidebilir. Program vardı. Daha önceden söz vermiş. Genel başkan gelinceye kadar orada bekleyecekti. Onun, ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da şu hani ki aslında e, yani böyle bir sonuç daha çıkmayacağı e, sonucun çıkmayacağı hani ama çıkıp kandırılmış çıkmaması gibi bir şey tabii mi ben, oldu? ama çıkıp çıkmaması önemli değil. Hı. Yani öyle de çıkar, böyle de çıkar. Bunlar çok önemli değil. Bana göre bu yasayı Adalet ve Kalkınma Partisi bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için bir yasa verip bu hakaret suçun olmaktan çıkmaması lazım. Meral Akşener'in ne hakaretleri var? O neler söylemiş? Yani onları bir söylesem şimdi sağsam? yani dersiniz ki o daha çok ceza alması gerekir dersiniz. Şimdi bakın. Ee, genel başkan dışarıda ve bu başka partinin genel başkanı oraya geliyor ve şov yapıyor. O kalabalığı CHP topluyor. Mağdur olan, madenki mağdur oldu diyoruz ya, mağdur olan CHP'nin belediye başkanı, yüzde sıfır oy almış, sıfır oy almış, yüzde bir oy almış, bütün oy 40 bin olan oradaki Ali Babacan'ı, Davutoğlu'su, Berrak Şener'i, öbür e, Demokrat Parti'nin genel başkanı Aytekin Bey değil mi? Gültekin Uysal mıydı? O oraya çıkıyor. O 25 bin kişiye hitap ettiriyorlar. Ve bizim genel başkan yani CHP'nin genel başkanı yurt dışında. Hı hı. Bu bir kere bana göre siyasi aymazlık. Bu siyasi nezaketsizlik. Diyor ya Meral Hanım işte siyasi nezaket yalnız mı bırakacaktım? İzin alacaksın. İzin alacaklar bir şey çakacakmış böyle izin alanlardan. Ben söylüyorum burada CHP'nin genel sekreter yardımcısı olarak eski yöneticisi olarak izin almadan genel başkanından haber vermeden aramış bulamamış danışmanları yok mu? Onun yanındaki korumaları yok mu? Arayıp izin almadan gidemezsin. Eğer siyasi terbiyen varsa gidemezsin. Melisacığım gidemezsin oraya. Gitsen bile genel başkandan izin almadan olmaz. İki türlü kabahat var. Genel başkanın gelinceye kadar bir gün sonra bekle ne olur? Senin genel başkanı ya sen aday göstermiş bütün o belediye başkanları içerisinde seçilmişsin. Aday göstermiş ya bir başka partinin genel başkanı, diğer senin genel başkan yardımcıların da var orada. Madem onları çıkardın, onlara da bir onur ettir. Onlara da bir takdim ettir. isimlerini o konularda çıksınlar bir takdim etsinler. Madem güç alıyorsun. Hı hı. Ama sadece Meral Hanım. Niye Meral Hanım? Neden? Neden? E işte bir anlaşma var demek ki. Yani Meral Hanım diyor ya e, e, biz ikimiz seçtirdik. İkiniz seçtirmediniz kardeşim orada HDP var. Sen üçüncü sıradasın. Parlamentoda da üçüncü sıradasın. Orada da üçüncü sıradasın. Hedef olmasaydı biz kazanamazdık. Yani ne demek merlem seçtirmiş? Biz adayı göstermedik bağımsız girsin bakayım. CHP 15 tane milletvekili veriyor. Bakın Melisa bu o kadar çok üzücü ki. 15 milletvekili seni var ediyor ya. Var ediyor seni. Senin parlamentoya girmeni sağlıyor ya. Bunun nezaketi yok mu ya? Bunun bir vefası yok mu? Bunun bir insanlık tarafı yok mu? Yani bu bile yok ya. Düşün. Hanımefendi ne diyor? Ben diyor bunu söyleyenleri diyor. Aymazlık sayarım diyor. Yani e, neredeyse tokatlayacak kadıncağız ya. Yani özür dilerim. Yani neredeyse gelecek diyor ki, e, e, çakarım diyor. Yani böyle bir şey olur mu diyor, bu ahmaklar diyor. Ben buradan diyorum ki, bak bütün gazeteciler bunu eleştirdi değil mi? Herkes eleştirdi, ben de eleştirdim. Eğer o bizlere ahmak diyorsa, ben onu yüz misli yad ediyorum kendisine ahmaklık olarak. Gitsin beni de mahkemeye versin. Ne demek ahmaklık ya? Sen geleceksin, rol kapacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı olduğu yerde genel başkana saygısızlık yapacaksın. Ben burada Kemal Bey'i savunur diyelim. O kendini savunur. O zaten iç işlerimize karışma dedi. O diyor ki bu belediye başkanı bir ortak koyduk. Sen ortak koymadın kardeşim. Senin koyduğun belediye başkanları da var işte Balıkesir'de. Onu da sen koydun. Öyle değil miydi? Balıkesir'de zannediyorum İYİ Parti'nin değil mi belediye başkanı hı hı. var? O da değil mi kardeşim? Senin koyduğun yerler de var belediye başkanı. Biz kağıthanede de zannediyorum İyi Parti'ye verdik belediye başkan adaylarını. Herhalde zannediyorum bir iki İstanbul'da bir iki yerde verdik hı hı. İyi Parti'ye belediye başkan adaylığı. Niye oradaki belediye başkanları kazansa biz gidip oradaki belediye başkanları mı şey yapacaktık? Madem bu kadar çok seviyorsun, demokratsın, madem bu kadar çok böyle her şeyi savunuyorsun, HDP'liler görevden aldı, alındı değil mi? Kayım Niye bir HDP'liye gitmiyorsun? Davet ediyorsun ya yani, Selahattin'i gelsin kahvaltı yapalım diye. Şimdi e Niye gitmiyorsun? Niye gitmiyor biliyor musunuz? Bakın Berlak Şener hı hı. Gençlere söylüyorum burada. Hı hı. Bütün gençlere söylüyorum sizlere bakarak. Annelerinize babalarınıza sorun. Refah Partisi döneminde biliyorsun bakanlık yaptı. Doğru Yol Partisi döneminde Doğru Yol'dan arkadaşlara sorsunlar bakanlara. MHP'yi niye bölündü? MHP'yi bölündü Meral Akşener. Şimdi CHP'yi bölmeye çalışıyor. Yani CHP'nin içine nifak sokmaya çalışıyor. Bizimkiler farkında değil. Milletvekili olacaklar diye, belediye başkanı olacaklar diye, ittifaktan daha çok ayarlarız diye düşünüyorlar. Ama inan yanlış yapıyorlar. Bu geleceğimiz yanlış. Bunlar geleceğe oynuyorlar. Yani bu Cumhurbaşkanlığı bunların umurunda değil. Bak diyor ya bu son seçimde Meral Hanım. İnan değil ne bunun umurunda ne Ali Babacan'ın umurunda Melisa. Hemen Sayın Ali Babacan demişken şimdi tabii Saraçhane'de e, bir o miting düzenlenirken e, Ali Babacan da çıktı orada bir konuşma yaptı ve e, konuşmasında Selahattin Demirtaş'a Şu e, bitireyim Elbette buyurun. Şimdi e, e, Meral Hanım orada çıktı. Değil mi? Hı hı. Orada bütün herkesin önünde partinin içinde sanki oranın genel başkanıymış gibi, eş genel başkanı gibi konuşma yaptı. Hı hı. Ee, ahmaklar dedi, çarparım dedi. Daha önce biliyorsun bizim amirallerimize zevlekler dedi. Ya bu kadınlar hoş görünüyorlar ya ben en çok zoruma giden ne biliyor musunuz? Mesela Mer Meral Akşener en çok dava açan genel başkanlardan bir tanesi bu sosyal medya kalkaretten. Ya 68 yaşındaki bir kadına bak ya bir kadın bir kadına sırf kendisine madam dediği için dava açar mı Melisa ya? Şimdi tabii bir takım şeyler... E, yani... Ya madem dediği için dava açar mı? Yani bir demek istiyorum ki hani hanımları çok seviyoruz, hanımlar kalkın ayağa. Ya e, eşini döven e, bir televizyoncu çıkıyor kadın haklarını savunuyor. Allah'ım ya ya millet böyle anacım babacım ya, ya bu kadınları mahkemeye veren bir 68 yaşındaki hayatımda karakola gitmedim ya. Adam demiş ne olacak ya desin. Bize de küfrediyorlar. Biz boyuna sarılıyoruz. Ben sadece geçen gün bir arkadaş birine kızdım. Biriz çok ağır laf etmişti ona bir kızım hayatım boyunca. Hı hı. Bir kişiye. E demek istiyorum ya siyaset adamı bunları kabul edecek. Kendi işine bakacak kardeşim. Ama bunlar bakın bu Meral Akşener de Ali babacan da ikisi de gerici oynuyor. Bu cumhurbaşkanlığı bunların burnunda değil. Hele şimdi milletvekili seçimler olacak ya. Hı hı. Göreceksiniz daha çok karışacak. Bizim arkadaşları bir tarafa itecekler. Melisa koymayacaklar. İnan koymayacaklar. Herkes grup kurmak için milletvekili istiyor. Şey o Demokrat Parti bile bizden girecekmiş. Burada söylemeye çalışıyorum. Onu da haberini aldım. En çok üzüldüğüm koloyo. Ya merlanım diye koymuyor kendi partisinden. Sağ değil mi onlar? Orada bütün herkes Şş. sağ parti. Bir tane bir sol partiyiz. Hı hı. Tek biz varız. Biz de yani ne kadar sol parti ki içimiz aldığımız adamlardan dolayı hı hı. onu da tartışırız yani. Şimdi evet açıklamalarınız çok önemli ve aslında konuyu kaçırmadan hemen şunu da arada sormak istiyorum. E, Ali Babacan'ın o mitingde bir açıklaması oldu ve o mitingdeki açıklaması şuydu yani orada vatandaşlar vardı ve orada şöyle de söyledi. Selahattin Demirtaş'a destek verir açıklamalarda bulundu. Bunu ne, nasıl okuyorsunuz peki? Şimdi tabii bakın o, 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 masa, o altılı masada en çok meydan okuyan kim? Dikkat edin ben yalnız gireceğim diyen kim? en başta dedi ya evet. ben tek başıma gireceğim. Ali Babacan yüzde birlik yüzde ikilik partiye sahip olan bir adam böyle meydan okuyabilir mi? Arkasında bir dayanağı olmadan bir garanti almadan diyebilir mi? Hiç mümkün değil. Hikaye. Ali Babacan'ı biz tanıyoruz. 50 milyarlık devletimizin bütün mallarını sattı. Tekelleri, demir çelikleri, SK'yı, bankaları. Neredeyse FETÖ'nün bankasını Ziraat Bankası'na satacaktı. Biz unuttuk mu Ali Babacan'ı? O bankadan sorumluyken gitmeden önce neredeyse FETÖ'nün bankasına satacaktı şeyi. Satın alacaktı devlete o şeyin bankasını. Biliyorsunuz Fethullah Gülen bankasının devlete satın alacak Ali Babacan. Neredeyse az kaldı. Birisi müdahale etmeseydi bürokratların bir kısmı ömrü yetmedi oraya. E biz bunu biliyoruz. Devletin bütün imkanları sattı. 50 milyarlık özelleştirme yaptı. 1 milyar dolar için bizi savaşa sokacaktı. Hibe 8,5 milyar kredi için. Ali Babacan'ın geçmişini biliyoruz. Tamamen karanlık bir geçmişi var. Yani bu konuda. Orada güvendiği şey ne? İki kişi bak meydan okuyor. Bir Meral Akşener, bir Ali Babacan. Niye şey okumuyor? Davutoğlu çok fazla meydan okuyamıyor. İşte o eziliyor. İşte 40 yıllık zihniyetle uğraştım CHP'den milletvekili kapmak için böyle. İşte affedersin. İşte kıvırıyor kıvırıyor. O ona en çapsız başbakan diyor. Kime ama, güveniyor peki? Ama sizin? Ali Babacan ne diyor? Ben tek başıma gireceğim. Millet sana diyordu ki yani %3'ü geçerse devlet yardım alacak diye. Çoğu millet düşünüyor. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bu sana manşet olsun. Gazetelerde. Eğer HDP kapatılırsa. HDP'li milletvekilleri Ali Babacan'ın partisinden aday olacak. Bak Deva Partisi'nden bunu unutma. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok ve ciddi çok bir iddia. Bir şey evet, evet çok ciddi bir iddia. Çok önemli bir şey söylüyorum. Eğer HDP kapatılırsa bu seçimde girmeden önce HDP'li milletvekilleri bağımsız girmeyecekler. Deva Partisi'nden Ali Babacan'ın böyle Güneydoğu ve Doğu ve Güneydoğu'da bir anlaşma yaptılar. Ve çok önemli iki tane aşiret, doğudaki aşiret liderlerinden özel bir Gerekirse onların isimlerini de söylerim. Gerekirse duyulursa. Çok özel bir Şu şey. Şu an bunun planı yapılıyor mu Tabii yani? Tabii yapılıyor. Konuşuldu her şey. Yani Ali Babacan çıkıp orada tek dikkat edin. Orada Selahattin'e tek selam veren kimdi o kadar altı tane lider konuştu. Hiçbirisinin ağzından çıktı mı Selahattin diye. Çıkmadı. Şey çıktı mı? Kavala diye bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Sırf Ali Babacan çıktı. Doğuda, Güneydoğu'da en güçlü kim? Bakın Ali Babacan'ın aldığı oylara bakın. Yüzde üç, yüzde dört oralarda. Ama buralarda sıfır. Yani batıda yok hiç. Aslında orada Selahattin Demirtaş'a bir ee, ya işte mesaj gönderme Mi Diyor yaptı? Arkadaş, mesaj merak etme. Yani ben bu Senin partin kapatıldığı zaman benim partim burada. Ve bu çok önemli bir olay. İnanın çok tehlikeli oyunlara gidiyor. Bu ikisi bu altına masa falan hikaye oldu artık. Bunu samimi olarak söylüyorum. Ben çok üzülerek söylüyorum. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şansı vardı. Kemal Bey o şansı delimizden aldı. Yani ben şimdi Meral Akşener bizim adayımız demiyorum Ekrem Bey için. Ben şimdi Ekrem Bey'den ne beklerim biliyor musunuz? Hanımefendi siz bana destek verdiniz. Çok teşekkür ederim. HDP bana destek verir. Çok teşekkür ederim. Ama ben CHP'nin ilçe başkanlığını yaptım. Ben CHP'nin belediye başkanı adaylıydım Beylikdüzü'nde. Şimdi Büyükşehir adayı gösterdi beni bu Cumhuriyet Halk Partili emekçiler, garibanlar. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partili'nin, ben ortak aday değilim. O ortak dediler ya borç alırsan emir alırsın diye. İşte böyle toplama, derme çatma çatıdan oy alırsan herkes senin yedi şey gibi olur. Affedersin. Hani bir özür dilerim. Yedi kocalı ürünüz gibi olursun. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çok özür dileyerek yani başka Hı -hı. bir kelime bulamadığım için söylüyorum. Herkes karışır. Bo borç aldığın emir alırsın. Herkesten o istediğin zaman da herkese gebe olursun. Bu bakımdan herkese gebe olursun. Bu bakımdan göğsüne çıkacaksın. Ben CHP'liyim kardeşim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Benim başarıma vereceksiniz. Benim çalışmama vereceksiniz. Bir de Melis en çok üzüldüğüm diye biliyor musunuz? Biz siyasetçiler çoğunlukla biz Tayyip Erdoğan. Ben, benim gibi işte Ekrem Bey de öyle sokaktan geldi. Yani çok fazla şey yok. Onu da belli. Ee, diğer belediye başı Biz seçildikten sonra fakirler seçer bizi. Yoksullar biz zenginlerin arkadaşı oluruz. Dikkat edin bu Saraycan'da bir tane zengin iş adam var mıydı destek vermeye gelen? Hep ben gördüm oradakilerin çoğunu tanıyım. Hep bizim yoksullardı. Gazi Mahallesi, Gültepe, Nurtepe, Çeliktepe, Eyüp, Efendim Esra'nın Ali Beyköy, Ümraniye hep oradaki çocuklardı. Hep o çocuklardı. Ama o çocukların belediyede yeri yok. O çocukların belediyede söz hakkı yok seçildikten sonra veyahut da hükümette söz hakkı yok. Yalnız CHP için de yok. AKP için de böyle. Dikkat edin bakanların etrafına. Hep iş adamları. Hep zenginler. Fakirler seçer, zenginler meyvasını toplar. Bu düzenin değişmesi lazım. Ya bir seçenek yok mu? Ben mesela DSP'ye, o Önder Bey'e söylüyordum. Ya bir seçenek olun, çıkın ortaya kardeşim. İkinci Ecevit hareketi. Kar olan hareketi. Bir çıkın ortaya. Zayıf mı e, kalıyorlar? Ya istiyorum ki böyle bir sol parti çıksın, bir seçenek sunsun. Yani ne Türkiye AKP'ye muhtaç olsun, ne bu altın masa denen olaya muhtaç olsun. Altın masadan zaten bir şey çıkmaz. Ben o konuda kesinlikle ya, bu son tavırlardan sonra, kadıncağız neler söylüyor Kemal Bey'e ya? Ne kadar ayıp ben savunuyorum ya düşün. Bir yönetici ağzından açıp da bir şey söylemiyor. O gün grup başkan vekilleri diyor ki, ya biz e, Sayın Akşener'in konuşmasından memnunuz. Kadıncağız ne dedi ya? Ben izin almam dedi. Kimden izin alacağım dedi ya? Ama parti. bir genel başkanından da izin al yani Ya Bire sorar parti genel alınmaz mı? Aradım diyorsun. diyor alınmaz mı Melisa ya. ya? Bu yakışır mı? Bu bir terbiye ya biz bir kurumuz ya. Bu devleti kuran bir parti bu ya. Ne ayağa düşürdüler ya? CHP'de ayaklar baş başlar ayak oldu ya. Ona üzülüyorum ya. Ya gerçekten söylüyorum ya bu Kemal Bey. Ya arkadaş sen ne istiyorsun bu CHP'den ya? Gerçekten söylüyorum ne istiyorsun ya? Ya kardeş sen her şey yaptı Çık açık adaylığını. Madem bunları yemek istiyorsun çık. Yarın dersin ki ben adayım. Nasıl bize kazık attın? Aday olmayacağım dedi geldi Deniz Baykal'ın evinde bize. Önder Bey de istemiyorum dedi. Şeyi de istemiyorum, Onur Bey de istemiyorum dedi. Deniz Bey sen karışamazsın dedi buna. Aday olacak mısın? Hayır olmayacağım dedi. Çıktı gitti aday oldu. Aday oldu. Şimdi çık aday ol bak sana kazık atıyorlar. Düşmez Şimdi... kalkmaz bir Allah Melisa. Sen yaparsan ne ekersen onu biçersin. O gün bize bu kazık attı. Yani ben kazıkta siyaseten yani biz %10 kotasını içine koyuyoruz Aday olmayacağım demişti. Akabinde yani 15 gün Tabii, sonra bir adaylığı adaylı oldu, şimdi oldu. Bak bir... Meral Akşener senin yolunu kesiyor. İmamoğlu'nu kandırmaya çalışıyor. Belediye başkanlarını kandırmaya çalışıyor. Müsaade etmesene. Baba yiğitliği bize mi yapacaksın? Bizim atacaksın partiden. Atatürkçüler mi atacaksın? Ulusalcılar mı atacaksın? Yapsan baba yiğitliğini Meral'le göreyim. Çık meydana. Bir adaylık çekişmesi var şimdi Sayın İmamoğlu ve e, Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir çekişme var. Peki şu da çok konuşuluyor. Bu çekişme genel başkanlık e, çekişmesi yani genel başkanlığa dönüşür mü bu çekişme? İkisi arasındaki çekişme. Ya ben genel başkanlığı falan bize bir de dört tane biliyorsun grup var partinin içinde şimdi dörde bölünmüş. Ondan, ondan önce Merlak niye Kemal Bey'in? Gene baş şey Cumhurbaşkanı istemiyor. Kendisine ya, soruluyor, bilmiyorum ya, diyor. Yani niye istemiyor? Yani. Yeteneksiz mi? Ya niye var Kemal Bey'in? Bak. Ya defalarca o, seçim kaybetmesini mi? belki. Seçim kaybetti tabii. Yıllardır Seçim Hı -hı. kaybediyor diyor, gitmiyor. Ne yapalım gitmiyor. Ama o ondan değil. Bak Melisa, söyleyemiyor. Kemal Bey alevi kökenli olduğu için Merlak Şener öyle yumuşak bakmıyor. Onu söylüyorlar. İl başkanı dövdürüyor, ilçe başkanı dövdürüyor. Ya bu aleviyle bu ülkenin temel taşı ya, temel taşı. Temel taşı ya bu ülkede onlar olmasa demokratik Cumhuriyet ayakta duramaz. Buna inan. Taşı o koyuyor, şeyi çimentoyu, kumu. Ondan sonra demokratlar aydınlar yükseltiyoruz yukarı doğru. Melisa. hor görüyor. İşin altında yatan bu. Bunu ee, sineği çekiyor Kemal Bey. Ben de fethediyorum yani. Sayın Akşener, sayın kılıçdaroğlu hor mu görüyor? O yüzden diyorsun? görüyor. Hor görüyor tabii. Hor görüyor. Yani ona diyor ki yüzüne söyleyemiyor. Ya biz kazanca kadar istiyoruz. Yani niye kazanamam? Sen kazanca kaday mısın? Sen kazanacak aday mısın? Neler yaptın? Seni bilmiyor muyuz Merlak Şen neler yaptığını? Doğu Güneydoğu'da görev yaptığı dönemlerde beyaz toroslarla iş adamlarının öldürülmesi dönemini hatırlamıyor muyuz? Askerin içine tele kulak koyulduğu zamanları unuttuk mu biz? Askerin kendi döneminde Emniyet Müdürü Alaaddin Yüksel'in odasını gece kırarak gitti Emniyet Müdürlüğü'nü FETÖ'ye teslim ettiği dönemler gazetelerde manşet. Tanımıyor muyuz biz Merlak Şenleri? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na hakaret ediyor. Farkına varmadan, görmeden izlemeden bizim de arkadaşlardan bir tanesi çıkıp bunları söylemiyor. Bunlar eskiden var gazeteciler. Bütün var. Manşet Mesut Yılmaz söylüyor. Diğerleri söylüyor. Tansu Hanım'a sorsunlar. Meral Akşener'i. Tansu Hanım'a. Allah aşkına gitsin sorsunlar nasıl bir insan olduğunu. Yani üzüldüğüm konu o Melisa. Yani ya sen beni hor göreceksin. Hı. Ya ortak olsan ne olacak? İktidar olsan hükümet olsan ne olacak? Şimdi hükümet oldun. Seni hor gören bir adamla zaten. Ya kemik kalmamış artık ya. Ona üzülüyorum. Ya Sivas'ta insanlarımız hep biliyorsun, yandığı zaman bir hortum sıkmıyor adamın elinde tutuyor, yüzde oy almış ya, karamollu ya yüzde sıfır, bir bile değil o ya. şey Erbakanoğlu Fatih, Fatih Bey, ondan daha çok alıyor. Fatih Bey'in bakın listesine, oyun potansiyeline bakın, aslan gibi kendi düşüncesini koydu ortaya çıkıp gidiyor. öyle bir alevere karıştı gözüküyor mu? Şimdi çıkacak şey, Sivas'ta 37 tane canımız yandı belediye başkanısın bir hortum sıkmamış ya bir suya konuşma yaptım diyor. Neyin konuşmasını yaptın? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu. Onu alıyor yanına. Yüzde sıfır olan şeyin Demokrat Parti'nin oyu 40 bin oy almış 60 bin Türkiye'de ya 60 Türkiye'de bütün oylar. masada söz sahibi. Öbür Ali Babacan'la Davutoğlu ne oldu belli değil. Oylarını diyorum. E bu tarafta seçilecek yukarıda gelecek diyecek ya kardeş durun siz şu hareket yapmayın şu eroncuyu yakalamayın şu şu şey gitmesin askeri hareket olmasın ben altın masaya soracağım icaz, şeyden icaz, icazet alacağım diyecek altın masalar. böyle bir yönetim olur mu böyle bir yönetim bu ülkeye layık değil ben buradan gençlere sesleniyorum bakın sizden rica ediyorum size kuşağı diyoruz heyecanlarınız üzülürüz gideriz geliriz ama buradan ben özellikle rica ediyorum Melisa büyüklerine sorsunlar bu dönem annelerine babalarına abilerine Hı. sorsunlar bu insanlar kim bu altımlastak insanlar? Ne görev yapmışlardır? Görevde oldukları dönemlerde nasıl başarıları vardır? Ülkeyi teslim ediyoruz, kolay değil Melisa. İnan teslim. Çocuklarımızın şimdi, geleceğini, ya ben torunlarımdan üzülüyorum. Şimdi. Ya.